bisikleti 2 hafta önce almıştık. Yani sıfır ayarında ikinci el olarak aldık. Yaklaşık bir haftadır kullanıyoruz ama bugün kilometre ne kadar, yani kilometre gidebileceğimizi test etmek için bayağı uzak bir yerde durduk. Hedefimiz yaklaşık 55 kilometre. Şayet 55 kilometreden önce şeyi biterse, şarjı, muhtemelen yolda kalacağız. Yani yolda kalmayacağız da biraz yorulacağız, işte pedal çevireceğiz filan. Ama tahminim biz 55 kilometreyi gideceğiz ve hala şarjımız kalmış olacak. Çünkü ekonomik gideceğiz. Gideceğimiz yer Ebu Tahir. Bundan sonra hemen Ebu Tahir videosu geliyorsa bilin ki başarmışız demektir. Şimdi yola çıkıyoruz. Yolda tekrar çekim yaparız. Bilgilendirme yaparız. Lastik biraz havası basıncı benim düşük ama yolda şişirmeye çalışacağız. Köylülerden yardım isteyeceğiz. Görüşmek üzere. Yaklaşık 5 kilometre yol geldik. Yarısı yokuş yukarı, yarısı yokuş aşağıydı. Bu yol daha güzeldi ama bizi bu taraftan yönlendiriyor. Doğanbayı köyüne gideceğiz. Gayet iyi. Şu ana kadar hiçbir sıkıntımız yok. Yola devam edeceğiz. Ebu Tahir'e doğru yolculuğumuz devam ediyor. Şu an Akçekiye bağlı Zenç mezrasında bir su molası verdik. Şuradaki suyun ve şuradaki suyun içliğini söylediler. Şuradaki daha soğuk olduğu için oradan su alacağız. Şarjımız şu an görünmüyor. 3'ü gitti, 3'ü kaldı. Bakalım şarjlarım ne olacak? Bizi yarı yolda bırakacağını düşünüyorum. Ebu Tahir köyü burası. Kümbet muhtemelen şuralarda bir yerde. Ancak geri dönmek durumundayız. Gidince hiçbir şey yapamayacaktık. Sadece gör çık olacaktı. O yüzden erteliyoruz bir sonrakine. Evet. Dün en son Ebu Tahir köyünden yukarıya doğru yürüyerek çıkıyordum. Ondan sonrasından bahsedeceğim çünkü tüm şarjlarımız bitti. Ebu Tahir'den birazcık yukarı çıktık. Her şey iptal. Bisikletin şarjı bitti. Artık hani ve çok dik yokuşlar vardı. 20 kilometre gittik. 20-22 kilometre falan bizi götürebildi. Sonra bütünüyle iptal. Son bir diş kalmıştı, onu da ışık için beklettik. Derken hava karardı. Zenk köyüne kadar yürüdük. Ardından hava bayağı karardı. Işık, sadece ışıkla gidiyoruz, yolu görebiliyoruz. Yolda az kalsın yılan üzerinden geçecektik. Son anda ayı fark ettik, yılan da sağ olsun kaçtı. Ardından yaklaşık 15 kilometrelik bir yürüyüş yolu bizi bekliyordu. Ay sadece yürüsek olur da bisikleti iterek yürüyeceğiz ve bayağı yokuş var. Venk köyünü gece artık kararmıştı geçtiğimizde. Orayı pas geçtik. Aslında oradan da yardım isteyebilirdik de istemedik. Sonra inşallah bir araba gelir umuduyla yola devam ediyorduk. Derken yolda bize ışık tuttular filan. Kim olduğumuzu tespit etmeye çalışıyorlardı. Ardından bir evin yanından geçerken onlar da bize ışık tuttu. Sonra bizimle iletişime geçtiler, bağırdılar kimsiniz diye. Biz de yolda kaldığımızı söyledik.
bisikletlerin şarjının bittiğini söyledik. Zaten giderken hemen hemen bütün herkes bizi görmüş. Ve hani bisikletli geçti demişler. Haberler var yani bizim. Bizi davet ettiler. Çok ısrar ettiler kalmamız için. Kalamayacağımızı söyledik. Ardından bir şeyleri ikram ettiler. Ve arabalarını attılar bisikletlerimizi. Ve doğruca arabamızın yanına getirdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Şey, netice olarak şunu söyleyeceğim. Bisiklete kesinlikle yokuşlu yollarda en fazla 20 kilometrelik bir mesafe düşünün. Çünkü daha fazlasını gitmiyor. Hızlıca şarjı bitiyor. Şarjı 3 dişti ve çok hızlı bir şekilde 1'e indi. Ve hatta çekmemeye başladı. Işığı da bizi 2-3 kilometre götürdü. Ondan sonra ışığı da iptal oldu. Çok teşekkür ediyoruz buradan tekrar. Uslu köyüne bağlı bir mezraydı. Tam olarak soyadlarını sormadık da. Onlar da söylemedi. Mikail Beyler ve Tahir Beyler. Tekrar buradan teşekkür ediyoruz. Gerçekten yolda kaldık ve bize yardım ettiler. Gittiğimiz, kat ettiğimiz mesafe 22 kilometre gibiydi. Ama bunun içerisinde sağlam yokuşlar da indik yani. Hani ama sağlam yokuşlar da çıktık. Ve bu Tahir'i görmedik. Bir dahakine gideceğiz. Muhtemelen bu defa bisiklette gitmeyebiliriz. Çünkü tecrübe ettik bisiklete gidilmeyeceğini. Jeep YD3 bisikletiyle ilgili söyleyeceğim. Yani düz yolda test etmedik ama yokuşlu yollarda hani 30 kilometre falan değil. Mümkün de değil. En fazla 20 kilometre. Hani o da kas kuvvetimizi de kullandık. Tamamen elektrikle gitmedik yani bu yolları. Tamamen yokuş da çıkmadık.